Merhabalar, iyi akşamlar. Saatler 21'i gösteriyor ve siyaset artıya başlıyoruz. Yaklaşık 50 dakika boyunca sizlerle birlikte olacağız. Türkiye'nin gündeminde bir kez daha terörle mücadele ve sınırda kurulması planlanan güvenli bölge konusu var. Güvenli bölge neden önemli? Müşterek Harekat Merkezi ne zaman kurulacak? Türkiye'nin talepleri neler? Amerika Birleşik Devletleri'nin hedefinde ne var? Ve bunun yanı sıra 3 belediye başkanının görevden uzaklaştırılması ne ifade ediyor? Tüm bunları konuşacağız. Peki kimlerle birlikteyiz? Hemen takdim edeyim. SETA Avrupa Araştırmaları Direktörü Enes Bayraklı. Hoş geldiniz. Gazeteci yazar Halime Kökçe. Hoş geldiniz. SETA Medya ve Toplum Araştırmaları Direktörü İsmail Çağlar'la birlikteyiz. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Sonda değindiğim konuyla başlayalım dilerseniz. 3 belediye başkanının görevden uzaklaştırılması. Diyarbakır, Van ve Mardin belediye başkanları görevden uzaklaştırıldı. Tabii kararın hukuki, siyasi, sosyolojik boyutlarıyla ilgili tartışmalar devam ediyor. Sizin görüşlerinizi almak isterim. Enes Hocam, yine sizinle başlayalım. Ne dersiniz? Şimdi biliyorsunuz daha önce de böyle bir karar alınmıştı. Daha fazla belediye ile ilgili. Şimdi buradaki temel sıkıntı şu. Bir siyasi partinin temsilcileri seçime giriyorlar. Ve bir yerden adaylık koyuyorlar ve bunu adaylığı kazanıyorlar. Seçimleri kazanıyorlar. Bu şu demektir aslında. Siyaset doğası gereği niye yapılır? Bir ülkeyi yönetmek için iddianız vardır. Bir şehri, bir mahalleyi, her neyse. Ve anlaşamadığınız başka partiler vardır, farklı fikirler vardır ve oturursunuz, meclis vardır, orada tartışarak, anlaşarak, pazarlık yaparak, siyaset içerisinde o ülkenin, o şehrin sorunlarına çözüm bulmaya çalışırsınız. İşte büyükşehir belediye meclisleri var, değil mi burada? Şimdi fakat bu siyasi partinin temsilcileri birinci olarak siyaseti bir öncelik olarak görmüyorlar. Dolayısıyla yönettikleri şehirlerdeki şehrin kaynaklarını terör örgütünün hizmetine sunuyorlar. Bunun yüzlerce örneği var geçmişte. İlçe belediyelerinde, il belediyelerinde özellikle büyük şehirlerdeki kaynakları hem verdikleri ihaleler üzerinden, şirketler üzerinden PKK'ya aktarıyorlar. Hem de yine belediyenin imkanları kullanılarak, yani belediyenin dozeri kullanılarak yolda çukur kazılıyor, bu çukura el yapımı patlayıcılar yerleştiriliyor ve bununla da bizim askerlerimiz, polisimiz, sivil vatandaşlarımız şehit ediliyor. Şimdi dünya üzerinde hiçbir devlet ne kadar toleranslı olursa olsun böyle bir şeyi kabul edemez. Kabul etmesi yani düşünülemez bile. Dolayısıyla bununla ilgili adım atılması gerekiyordu. Daha önce bununla ilgili adım atıldı. Bunlar uzaklaştırıldı görevden. Ve şimdi seçimlerden sonra yine aynı yönde devam ettikleri için faaliyetlere, bununla ilgili tespitler yapıldığı için, soruşturmalar açıldığı için görevden uzaklaştırıldılar. Dolayısıyla bakın işte Batı'da bir terör sorunu var. Başka ülkelerde de terör sorunu var. Mesela Batı'da bugün DAEŞ terör örgütünün işte militanları var. Bir DAEŞ terör örgütü sempatizanının bırakın bir belediyeyi yönetmesini Batı'da, meclis üyesi olmasını geçtim. Bir partiye üye olması bile mümkün değildir Batı'da. Evet. Yahut Hindistan'a diyelim. Şöyle söyleyeyim, uzun tartışmalardan sonra Batı'dan DAEŞ'e katılanların çocuklarını geri kabul etmeye karar verdiler. Yani acaba çocukları da mı almasak diye bu tartışılıyordu. Sonra velinin kabahati çocuğa yüklenemez deyip çocukları ülkeye kabul etmeye karar verdiler. Çocuklar 17-18 yaşındaki çocuklardan bahsetmiyoruz. 5-6 yaşındaki evet. Çocuklardan bahsediyoruz. Yani burada sadece bir fikri bir şey de yok. Yani bu şahıs PKK'ya sempati duyuyor olabilir. İş bunu da aşan bir şekilde maddi bir lojistik bir destek boyutuna taşmış durumda. Dolayısıyla burada bu artık kriminal bir olay. Yani bu böyle bir fikir anlaşmazlığı, bir yere destek olma zaten falan meselesi değil. Zaten bunun dayandırıldığı kanun 5393 maddeli kanun 45. maddesi teröre yardım ve yataklık etmek gibi çok vahim bir şeyle aslında başlatılan bir soruşturma gereği geçici olarak görevden uzaklaştırılıyorlar. Evet. Şimdi mesela bir soruşturma yürütülüyor. Milletvekilleriyle ilgili. Diyelim ki bu partiden milletvekilleri de var mecliste. Ama bunların, yani bu milletvekillerinin yönettiği bir şey yok. Bir kurum yok. Bunlar milletvekiller. Bunların içerisinden de geçmişte doğrudan lojistik manada, yani arabasının bagajında patlayıcı madde, mesela bunlarla ilgili de işlem yapıldı biliyorsunuz. Tabii. Dolayısıyla
Onlarla ilgili böyle bir durum var. Ama bir belediye başkanı olduğu zaman, yani bir büyük şehrin maddi imkanları çok geniş. Lojistik imkanları çok geniş. Ve siz bütün, yani düşünün, gençlik merkezleri var. Evet. Bu gençlik merkezlerinde binlerce genç geliyor, eğitim alıyor. Bunlara ne eğitimi veriliyor? Yani gençlik radikalleştiriliyor. Dolayısıyla terörle böyle mücadele edilmez. Vallahi ben başka terörle nasıl mücadele edeceğini bilmiyorum. Yani değil mi? Gençliğin radikalleşmesinin önüne geçmek istiyorsak önce buralardan başlamamız lazım. Kadın merkezleri vesaire, yani belediyenin bütün hani sosyal kurumları diyebileceğimiz, mesela Diyarbakır örneğini biliyorum. Bunlar daha gençleri göndermek için oryantasyon merkezi olarak adeta kullanıldı. Bunlar biliniyor. Hendek terörü zamanı belediyelerin imkanları, yani milletin parasıyla dönen bir çarktan bahsediyoruz. Hazineden yardım alan bir çarktan bahsediyoruz. Buraların imkanları terör örgütünün şehirlerdeki yapılanması için seferber edildi. Asfaltların altına patlayıcılar döşendi. Belediyenin araçları, iş makineleriyle bunlar sağlandı. Şimdi o dönem 90 küsür belediyeye Hendek terörünün akabinde, evet, kayyum atandı biliyorsunuz. Şimdi 3 belediyeye. Ve ben bir şey hatırlatmak istiyorum. Bu da bölgede işte gazetecilik yapan arkadaşlarımızın aslında seçimden önce, yerel seçimlerden önce yaptıkları gözleme dayanıyor. Aslında vatandaşların HDP'li belediyelere karşı bu Hendek terörü döneminde çok ciddi bir tepkisi oldu. Çünkü halk orada mağdur edildi. Özellikle işte Sur gibi eski yerleşim yeri olan mahallelerde evlerden evlere tüneller kazıldı. Sivil halk, sivil canlı kalkan olarak, evet, kullanıldı. Evler cephaneliğe dönüştürüldü ve halk çok ciddi bir mağduriyet yaşadı. Ve bundan dolayı çok ciddi tepki koydu PKK'ya. HDP de işte halkı örgütleyip sokağa dökmek istedikçe hiçbir şekilde buna olumlu cevap vermedi ve yapayalnız bıraktı aslında. HDP'lileri de yapayalnız bıraktı. Ve ardından işte kayyumlar atandı ve bunu aslında hiçbir şekilde izahı olmadığı için kimse de buna tepki göstermedi haliyle. Sonra seçim dönemi geldiğinde ve bu arada tabii ki atanan yeni işte valiler, vali yardımcıları çok ciddi hizmetlerde bulundu. Yani ben birkaç ile, mesela Mardin'e, Diyarbakır'a bizzat giderek neler gördüm. Neler gözlemlediniz? Belediyecilik hizmetleri başladı. Yani hizmet edilmeye başlandı. Çünkü belediyenin kaynakları terör örgütüne aktarılmıyordu artık. Şimdi yani belediyede paranın nasıl dağıtıldığı meselesi biraz teknik bir mesele ama bir kısmını işte personel giderlerine ayırırsınız, bir kısmını işte bir takım yeni yatırımlara ayırırsınız vesaire. Ama HDP'nin yönettiği belediyelerde işte para, kaynak daha ziyade personel giderlerine aslında aktarılıyor. Bu çok ciddi bir şeydi, veriydi zaten. Bu aslında ikinci bir paralel devlet yapılanmasıdır. Yani bir yapı, bir terör örgütü başka bir devlet kurmak istiyor. Evet. Sizin de devlet topraklarınızın bir parçasını alarak bir devlet kurmak istiyor. Ve gelmiş sizin ülkenizde bir belediye işte seçimini kazanmış bir şekilde ve oradaki kaynakları bu amacı için harcıyor. Evet. Bu bir paralel devlet yapılanmasıdır yani. Kendini insan devşirmek için, örgüte insan devşirmek için harcıyor. Halkın tepkisine karşı, hani yeni seçimler olacağı zaman halk buna tepki gösterdiğinde yine aynı şeyleri yapmayacağınızı nereden bilelim sorusuna HDP'lilerin cevabı şu oluyordu ekseriyetle: yaparsak yine kayyum atanır. Hani bunu bir güvence, hani seçim sırasında, seçim öncesi propaganda sırasında bir güvence olarak halka söylüyorlardı. Evet. Yaparsak yine kayyum atanır. Şimdi demek istediğim şey şu: elbette ki demokratik seçimler yapılır, yapıldı nitekim. Daha önceki seçimlerde üstelik hani biliyorsunuz, hani PKK işte köylerde, şurada burada, yani sandık güvenliği diye bir şey yok kesinlikle. Yani PKK'nın hakim olmaya çalıştığı sandıkların bir yerde elbette zaten, ki yani insanlar bu sandıktan işte HDP dışında başka partiye oy çıkarsa başına gelebilecekleri hesap ederek buna göre şey alıyordu, hizaya giriyordu. Böyle de bir şey, terör estiriyor zaten PKK. Böyle bir korku da yaratıyor. Elbette ki. Ve bu hani demokratikleşme dediğimiz süreç içerisinde örgüt bunu
kendi lehine bir işte toplumsallaşma imkanı olarak kullandı neredeyse ve HDP bu süreçte hani siyasetle terörü ayrıştıralım, siyasetle örgütü ayrıştıralım için uğraşacağı yerde tam tersine örgütü meşrulaştırmak için harcadı bütün enerjisini ve bunun içinde işte halkın, devletin bütün kaynaklarını da seferber etti. Şimdi bu gerçekten Enes'in dediği gibi yani izaha kabil bir durum değil, emsali de olan bir durum değil. Hani biz bazı şeyleri böyle hani siyaseten şey yapmıyoruz, yapmıyoruz. Mesela işte HDP diye bir parti var ve kapatılmıyor misal. Yani bu herhangi bir Batı ülkesinde 1000 kere 10 bin kere kapatılmıştı. Ama ne diyoruz? Biz diyoruz ki işte Türkiye'de parti kapatmalar bilmem neye çare olmadı falan filan. Yani o geçmiş yanlış tecrübelerden hareketle bu konuda başka bir tasarrufta bulunalım diyoruz. Ama hani HDP'nin hali hazırda içinde bu konularda farklı düşünen siyasetçiler olabilir ama HDP kimse diyemez ki PKK'dan bağımsız inisiyatif kullanabilen bir partidir. Zaten bunu artık kendileri de yani inkar etme ihtiyacı da hissetmiyorlar. Şimdi mesela bu yani uluslararası örneklere baktığınız zaman mesela bir ülkede işte bir etnik azınlık vardır, başka bir yerde başka bir mesele vardır. Bir siyasi hareket çıkar ortaya, sorunlarını çözemezse bir de terör şeyi kurar, örgütü kurar. Ama siyasi liderlik o terör örgütünü şey yapar, yönetir. Hı hı. Burada PKK özünde bir terör örgütü olarak kurulmuştur. En baştan itibaren değil mi? İlk eylemde PKK mesela grubu, apocular bir siyaset yapacağız deyip de yapamayıp da falan değil. Bir terör örgütü olarak çıkmıştır. Daha sonra siyasi partisini kurmuştur. Dolayısıyla yani terör örgütünün ürettiği bir siyasi hareket. Daha ondan siyasi da hareket fena. Yani PKK dediğiniz bir üst şemsiye bunun... Gençlik yapılanması var, kadın yapılanması var, şu yapılanması var, bu yapılanması var. O şemada HDP dediğiniz kendisine benzer 15-20 tane birimden sadece birisi. Yani hani bir terör örgütü ve onun yanına kurulmuş olan bir siyasi partiden bahsetmiyoruz. Tabii. Bir terör örgütünü kontrol ettiği 15-20 tane birimden birisi olan bir siyasi medya partiden ayağı var, bir şey ayağı var, bir sürü ayağı var. Evet, doğru. Yani çok detay bir şey yani o yapı içerisinde HDP. Gidip böyle samimiyetle oturduğunuzda, konuştuğunuzda şunu da duyuyorsunuz yani. Bahsettiğimiz yapı devlet değil, orada hukuk yok çünkü yani. O yüzden hani kime kafa tutacaksın? Şimdi samimiyetle bunu söyleyenler de oluyor. Ama son tahlilde Türkiye bir hukuk devleti ve bu nereye gidecek? Bu işin sonu nereye gidecek? Yani siyasetin içindeki bu terör zehirlenmesinden kurtarmadıkça biz siyaseti mütemadiyen bir etnik sorun, bir ayrılıkçı sorun olarak siyasetin gündeminde mi duracak bu mesele? Yani bunları da tartışmak lazım kuşkusuz. Yani biz HDP neyin siyasetini yapıyor mesela? Bugün neyin siyasetini yapıyor diye konuştuğumuzda kaç seçim yaşadık? Mesela Kürtçe ile ilgili bir şey söyleyen bir HDP'li siyasetçi ben görmedim, duymadım. Yani Türkiye son 10 yılda, 15 yılda demokratik ve kültürel haklar noktasında hala eksikleri olduğunu düşünenler vardır kuşkusuz ama çok ciddi bir şey aldı, yol kat etti. Buna rağmen HDP'nin PKK ile olan şeyi açılmadı, mesafesi açılmadı. Bilakis giderek daha kapandı ve orada bir kendi elit kadrosu var ve tırnak içinde elit kadrosu var. Onlar için yapılan bir siyasete dönüştü bu. Yani gerek metazori gerek değil ama sonuç itibariyle bunun Türkiye siyasetini, Türkiye'yi açacak, Türkiye'nin sorunlarını çözecek bir perspektifi olmadığını biliyoruz. Şu anda işte nedir? İşte Cumhuriyet Halk Partisi ile bir yakınlaşma içerisinde, bir Türkiye'lileşme yine tırnak içerisinde söylemiyle aslında işte PKK'nın, Kandil'in tezlerini Türkiye'nin siyaset arenasında konuşulur hale getirmek gibi çok aslında haince bir planın parçası olarak işliyor ve biz son 4-5 senedir bunu sıkça burada da konuştuk. Yani Kandil, Türkiye'de seçim oluyor, Kandil'den mesaj geliyor bir takım siyasetçilere. Şimdi bunlar çok absürt ama bir absürt şey sıkça tekrarlandığında işte insanların zihninde de normalleşiyor ve bugün işte şu belediyelere belediye başkanları görevden geçici olarak uzaklaştırıldı bir soruşturma dolayısıyla denildiğinde bu antidemokratik bir şeymiş gibi. Yani teröre sıfır
müsamaha gösterilmesine neresi antidemokratik olabilir? Yani neresi antidemokratik olabilir ve bu hangi demokratik ülkede şeydir, absürt kaçabilir? Yani demokrasi dediğimiz şey neredeyse artık, yani özellikle bu hani Avrupa'dan buraya bakan ve buraya parmak sallayan bir takım siyasetçileri düşündüğümüzde bir cezalandırma sistemi olarak kullanılıyor Türkiye'ye karşı özellikle. Hani aynı şey mesela işte İspanya örneğinde. Siyasetçilere işte kabul etmediler ülkelerine, yani işte oranın başbakanı, Katalan'ın işte tabii meclis başkanı, başbakanı gitti, geri gönderdiler. Yani madem öyleydi, demokratik bir şeydi ayrılıkçı siyaset gütmek, neden bağrınıza basmadınız? Hani söz konusu İspanya olunca farklı, Türkiye olunca niye farklı? Bir arada bir fark var bu Katalanya meselesinde. Üstelik orada şiddet yok, terör örgütü yok yani. Şiddet herhalde yani şey... cam çerçeve indirmişlerdi. Sokak gösterisi, şiddet o. Patlayıcı yok, sivillere saldırmak yok, intihar bombacısı yok. Yani tam şimdi detayını hatırlamıyorum ama yanılıyorsam Enes düzeltir. Yani o Katalan bağımsızlık referandumu meselesinde en büyük şiddet sokakta bağırmak, çağırmak. Konuşalım isterim. Şunu ama netleştirelim. Yani bu bir hukuki tasarruftur. Geçici olarak görevden uzaklaştırılmak bir tedbir kararıdır. Soruşturmanın selameti açısından yerine meclisten birisi ya da bir kamu görevlisi atanır. Burada söz konusu olan mecliste yine aynı partinin uzantısı olan kişiler de çoğunlukta olduğu için oradaki prosedür ya da alacaksınız diğer partiye vereceksiniz. Bir partiden alıp diğer partiye vermek de demokratik teamüllere daha aykırı bir şey olacağı için bir kamu görevlisinin tayin edilmesi söz konusu olmuştur. Bu da hukuki bir prosedürdür. Yani bunun hukukiliğinin sorgulanması da bence abesle iştigal. Evet. Terörle mücadele etkisi nasıl olur dedim ve diğer taraftan tabii 3 ilden bahsettik. Bu operasyonların devamı gelir mi, ne dersiniz? Valla devamı gelir mi? Şu, yani aynı hukuki şartlar oluşursa, aynı gereklilik oluşursa devamı gelir. Biz şimdi meseleye tersinden, yani meseleyi konuşuyoruz ama bir de tersinden bakalım. Ya bu yapılmasa İçişleri Bakanı'nın sorumluluğu var. Yani şey tarif etmiş, yasa tarif etmiş. Demiş ki böyle 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 olursa bu adamların görevden alınabilir, görevden alınması gerekiyor diye. Yani bunu yapmayan bir siyasetçiye yarın bir gün tersinden kalkılıp hesap sorulur. Yani İçişleri Bakanlığı'nın uzun bir açıklaması var ama çok kısa bir parçayı da aktaralım. PKK, KCK terör örgütü ve uzantıları bazı belediye başkanları aracılığıyla belediyelerin imkanlarını illegal amaçlar için kullanmışlardır. Detaylarında aslında az önce sizin de değindiğiniz konuların hepsine yer veriliyor. Bir başka başlık da var ama onu ileride söyleyeceğim. Yani siyasi ve hukuki olarak bu şartlar oluştuğunda bu işin gereğini yapmayan İçişleri Bakanı'na hesap sorulur yani. Siyasi hesap da sorulur ona. Sen nasıl İçişleri Bakanısın diye. Hukuki olarak da hesap sorulur. Sen niye görevinin gerekliliklerini yerine getirmedin diye. Dolayısıyla yani devamı gelecek mi gelmeyecek mi sorusu yani bir şey değil. Fal açmak meselesi değil. Eğer diğer belediyelerde de bu belediye başkanları teröre destek olmak noktasında bir soruşturma, hem hukuki hem de idari bir soruşturma geçirirse ve bu soruşturmanın da sağlıklı bir şekilde devam etmesi açısından bakanlık bunu gerekli görürse, ki bu bakanlığa da değil direkt bakanın şahsına yüklenen bir ödev, bunu gerekli görürse diğer belediyelerde de devamı gelecek. Diğer belediyelerde böyle bir durum olmazsa tabii ki diğer belediyelerde devamı gelmeyecek. Mesela, çünkü burada dün bir haber vardı. Mesela Dar Geçit Belediye Başkanı ile ilgili bir yargı süreci vardı. Gerekçeli kararı açıklandı ve burada çok net bir şekilde belediye başkanının Hendek terörü döneminde ilçedeki teröristlerle dışarıdaki teröristler arasında irtibat sağladığına dair. Şimdi bu bambaşka bir süreç. O seçilme yeterli, yani hükmü giydiğinde muhtemelen onun bir itiraz süreci olacaktır. İtiraz süreci bitip kesin hüküm açıklandığında terörden hüküm giymiş olacağı için o belediye başkanı seçilme yeterliliğini yitirecek. Seçilme yeterliliğini yitirdiği için herhangi bir şeye idari tasarrufa gerek kalmadan hukuken şeyi düşecek. Yani demek istediğim belediye şey şuydu. Yani düşecek. Bahsettiğimiz husus
bu denli ciddi bir husustan evet. bahsediyoruz. Yani müferit, böyle tekil bir şeyden bahsetmiyoruz. Yani şöyle bir o yüzden durum. Hani soruşturma bu şekilde görevden uzaklaştırmalar olacak mı olmayacak mı meselesi, ben hani olabileceğini pek tabii düşünüyorum. Çünkü burada yani topyekün belediyeler üzerinden yapılmaya çalışılan bir şey var maalesef. Yani bunu işte Mardin'de var, Diyarbakır'da var, Van'da var da başka yerde olmadığının yani mutlaka bir soruşturma yapılıyordur zaten hali hazırda. Bunu gerektirecek yani o tedbir kararını, görevden uzaklaştırma tedbir kararını gerektirecek boyutlarda mı değil mi meselesi. Yoksa yani ben hakikaten İçişleri Bakanlığı'nın elbette ki böyle bir sorumluluğu var. Yani ülkenin belli bir bölümünde bir örgütün inisiyatifiyle, bir örgütün hükmüyle, hegemonyasıyla iş gören bir takım insanlar mı olsun? Yani bu mudur? Bu bir egemen devletin kabul edebileceği bir ya şey bu, midir? Yani... İşin hukuki boyutu böyle. Yani ama şey yani bunun... ben seçim kazandım, okay, bana dokunamazsın. Tamam, yani hiç kimsenin dokunulmazlığı yok biliyorsunuz. Siyasi yani, meşruiyet meselesi. Şimdi idarenin bir şeyinden, yani idare dediğimizde en genel haliyle bahsediyorum. Buna bakanlık da dahil, cumhurbaşkanlığı da dahil, işte bir belediye de dahil. Bir eylemine baktığımızda iki noktada meşruiyet aramamız lazım. Bir hukuki meşruiyet olması lazım. Hı-hı. Yani rastgele yapamazsınız evet. bu işleri. Kanunda, kitapta bu işlerin nasıl yapılacağı anlatılmıştır. İkincisi de tamam yani işinizi kanuna, kitaba uygun yaparsınız da bu toplum tarafından, siyaset tarafından kabul gören bir şey midir? Siyasi meşruiyeti var mıdır? Bir de ona bakmamız lazım. Zaten bu görevden alma meselesinin hukuki meşruiyetinde hiçbir şey yok, sorun yok. Kaldı ki orada bir sorun olursa da gidecekler idare mahkemelerine başvuracaklar. İdare mahkemelerinde de süreç hızlı ilerler. Bir iki hafta içerisinde bir yürütmeyi durdurma kararı aldırabilirler eğer bir hukuki sorun varsa. Ama işin siyasi kısmına baktığımızda karşımıza şöyle bir maalesef sloganlaştırılmış ifade çıkıyor. Sandıkla gelen sandıkla gider. Şimdi bu ifade ve bunun anlamına %100 katılıyorum. Hı hı. İmzamı atıyorum ama bu ifadenin bugün bu tartışmada sloganlaştırılmış haline, o sloganın bizim gözümüzden kaçırdığı şeye ise tamamen itiraz nedir? Ediyorum. Şu, evet sandıkla gelen sandıkla gider. Fakat o gelmesiyle gitmesi arasında sandıktan muradımız nedir? Demokrasidir. Hı hı. Yani sandık demokrasinin tek işleme yerlerinden birisi değildir ama en önemli mecralarından birisidir. Evet. Burada dediğimiz şey demokrasiyle gelen, demokrasiyle gider. Doğru, amenna. Peki o aradaki gelme gitmenin arasındaki süreçte yaptıklarınızla siz demokrasiye yani sandığa sadık kaldınız mı? Hmm. Meselemiz bu. Yani aslında... Araya bir de sadakat diyorsunuz. Şeye sadakatten, sandığa, demokrasiye sadakatten bahsediyoruz. Yani aslında sizi İçişleri Bakanı görevden almadan önce siz kendi kendinizi bunu? Demokratik bir zeminde zaten gayrimeşru hale getirdiniz. Seçilir seçilmez işte ne bileyim bir teröristin anma toplantısını yapıyor. Katılıyorsunuz. Evet. Şimdi yani... ne diyor bakanlık açıklamasında bir şeye dikkat çekiyor bu eş başkanlık meselesine. Hı hı. Yani bu siyasi partiler kanununda parti kademeleri için mümkün kılınmış bir şey. Ama belediye için mümkün kılınmamış. Yani siz gidiyorsunuz, ben sandığa gidiyorum, Halime aday oluyor, Halime'ye oy veriyorum, belediye başkanım seçiliyorum. Halime mazbatayı alıyor, makama bir geçiyorlar, yanına Enes gelmiş. Hı hı. Bu kim? Bu eş başkan. İyi de ben Halime'ye, ben Enes'e oy vermedim ki. Hani evet. sandık, hani sandıkla gelen sandıkla aslında gidecekti işte ya. Sandık. Örgütün adadığı kayyum aslında. Daha beteri yani. De şu, Enes kim? Yani şahsından örnek veriyoruz da burada gelen eş başkan kim? O da şeyden atanan. KCK'dan dağdan atanan. Yani hani nerede sandık burada? İkincisi bakın çok daha vahim. Bir belediye başkanı adını verelim. Osman Baydemir bundan şikayet etti. Şikayet etti. Bir şey belediyede çalışan bir işçi tarafından sorgulandı. Evet, sorgulandı. Bundan şikayet etti. Daha vahimi şu. Bakın şimdi seçim sürecini yeni atlattık. Hı hı. Bu tüm belediyelerde burası da dahil. Belediye meclis üyeleri listeleri verildi değil mi YSK'ya ve YSK tüm adaylara baktığı gibi bunlara da baktı. Bu kişi uygundur, bu kişi uygundur, arada uygun değildirler de çıktı işte teröre karıştığı için seçilme yeterliliğini yitiren. Şimdi örneği kendimden vereyim. Beni Diyarbakır'da HDP belediye meclis üyesi adayı göstermiş. Seçim kurulu da bakmış demiş ki ya bu adam teröre bulaşmış, hüküm almış bundan şey olmaz.
belediye meclis üyesi olmaz, çiz üstünü. Oradan demiş ki İsmail'in adı yerine başkasını koyun. Seçim bittikten sonra sanki ben o seçime girmişim gibi belediye meclis üyeliği yaptırıyor HDP bu isimlere. Sandık nerede? Hani sandıkla gelmek? Yani sandıktan çıkmayan ve yani kaşı gözü beğenilmediği için değil, terörle kesinleşmiş, hüküm altına alınmış irtibatı olduğu için sandıktan çıkmamış birisine sen belediye meclis üyeliği yaptırıyorsun. Ya şeyi ben hatırlayalım yani. 2014 7 Haziran seçimlerinde biliyorsunuz bir ödünç oy hikayesi vardı. İşte HDP'liler ödünç oyla, CHP'nin ödünç oylarıyla işte meclise girdiler. %13 gibi bir oy oranıyla. Bu işte demokrasinin zaferi vesaire diye konuşuldu. Sonra işte Kandil'den bir ses yükseldi. Ne ödünç oyu? Bu seçimi siz mi kazandınız zannediyorsunuz diye. Direkt yani bunu işte Sırrı Süreyya Önder CHP'lilere teşekkür ediyordu ödünç oylar için. Sizi mahcup etmeyeceğiz vesaire gibi içeriği olan mealen böyle bir şeyler söylüyordu. Onun akabinde böyle bir şey geldi. Ya orada bak Halime, en azından şu prosedür yerleşti yani. Birileri gitti kabinde ödünç möcünç pusulaya HDP diye bastı. Oyu oraya attı ve o listedeki milletvekili seçildi. Barajı geçti. Burada ondan bile bahsetmiyoruz. Yani halkın seçmediği bir eş başkandan bahsediyoruz. Ama işte burada halkın seçmesini, seçilme yeterliliği olmayan belediye meclis üyesinden bahsediyoruz. Buradaki temeldeki sıkıntı şu. Osman Baydemir'i bir belediye işçisi neye dayanarak sorguluyor? Çünkü KCK yeri. Hani KCK demin anlattık değil, peki, ya. Orada Osman, bir şema var. O şemada sadece bir aktör HDP. Evet. 17-18 birimden birisi. Mesela diyelim ki o şemaya dayanarak Ali ya da Veli HDP'li belediye başkanı, dağdan adam geldi sorgulamaya. Kabul etmiyorum senin sorgulamanı. Kovdu. Ne gelir başına? Herhalde. Demek ki ortada demokratik bir siyaset bir şey tabii olmaz yani. Olur mu? PKK'nın tarihi bununla dolu. Avrupa'ya kaçan, efendim Hüseyin PKK ile arasına mesafe koyan isimlerin Avrupa'da infaz edildiği, Güneydoğu'da ama her yerde yani. Dolayısıyla yani, nerede siyaset, nerede demokrasi ben de çözemedim. Ayan beyan ortada. Şimdi Allah vermesin çıkar bir örgüt filan bir şeyler, işte bir iddiası olur filan. Yine aynı iddiayla bir terör örgütü ortaya çıkar. Ya oturur şeye bakarız yani. Burada bu terör örgütüyle aynı iddiayı savunan bu siyasi grup arasında, ya bunların iddiaları paralel de bunların arasında bir geçişkenlik var mı, bir bağ var mı diye tereddüt ederiz. Ya tamam, bu işi laboratuvara sokup sonuç almadık da ya kimse de zekamızla alay etmesin. Yani HDP ile PKK arasındaki ilişki göz önünde ayan beyan, gizli saklı bir şey değil ve üstelik bu HDP ve PKK sözcüleri tarafından kabul edilen bir şey. Yani siz gidip şeye sorduğunuzda, hani eskiden bu bir ara Türkiyeleşme modası falan vardı HDP'nin. O zaman rüşveti kelam kabilinden HDP'liler şey diyorlardı. Efendim PKK ile bizim tabanımız örtüşüyor. Onlar ayrı bir oluşum. Terör örgütü demiyorlardı ama onlar ayrı bir oluşum. Biz ayrı bir oluşumuz diyorlardı. Hani gönlümüz hoş olsun diye. Ya şimdi artık HDP'nin böyle bir kaygısı da kalmadı. Zaten bunu da açıktan söylüyor, PKK ile olan bağını, bağlılığını söylüyor. Bunun sebebi de ne? Onu da söyleyelim. Hakikaten özellikle hani Avrupa'da bu örgütün aşırı derecede şımartılması, kayırılması. İşte Enes onun raporunu da yazdı. Yani Avrupa Birliği üzerinden, Avrupa'daki siyasetçiler üzerinden, Avrupa'daki varlıkları üzerinden aslında. Şimdi, yani orada finans kaynağı ve siyasi meşruiyetlerini artık Avrupa'dan alıyorlar. Avrupa ve Avrupa Türkiye'ye devamlı bu yüzden parmak sallıyor. Katipir denilen hanımefendi yani işte tweet atmış. Efendim 3 belediye başkanı daha görevden alındı. İşte Türkiye'de artık insanların iradesine saygı hiç kalmadı. Çok kaygılıyız. Şöyle bir merak ettim, geriye doğru baktım. Hani Türkiye'de bir sürü terör saldırısı oluyor. Bu hanımefendi raportördü. Yani işte bir sürü feci hadise oluyor her ülkede olan işte şeyler. Yani Türkiye ile ilişkili birisinden bahsediyoruz değil mi? Yani ya bu terör saldırılarından sonra bir kere kaygılanmış mısın? Yok. Yani işte bir doğal afet şu bu filan başa gelen üzücü sevimsiz bir hadiseyle ilgili. PKK canlı bomba eylemi yaptığında bir mesaj yayınlamış mısın? Şimdi bunlara filan kaygılansaydı bu insanlar, derdik ki ya şunu arardık mesela. Acaba biz bunlara derdimizi düzgün anlatamadık mı? Hani
yanlış mı bilgilendirdik, gidelim devletin yetkili organları ya da sivil toplum ya da akademi ya da medya gitsin anlatsın, bilgilendirsin. Herhalde bu kadar terörü savunacak kadar bir pozisyonu bu insanlar sahip olacak kadar kafayı yemediler. Herhalde yanlış bilgi aldılar, gidelim bunlara doğrusunu anlatalım derdik. Ama fotoğrafa bir bakıyorsunuz, yok kafayı yemişler. Evet, o bir yani, gerçek. Yani, Avrupa ve dünya örneklerinde nasıldır bu belediyelerde görevlendirme? Özellikle terörle iltisaklı ve irtibatlı kişilere yönelik olarak nasıl bir prosedür yani uygulanıyor? Ben tabii ilginç işte. Örneği yani, örneği var mıdır? Hatırlamıyorum. Yani iyi bakmak lazım ama şimdi bir belediye başkanı yahut bir siyasetçi, bir bürokrat niye görevden alınır? Nasıl görevden alınır? Yani siyasetçi daha doğrusu bir belediye başkanı, seçilmiş bir kişi. Bir yolsuzluğa karışırsa alınır. İkincisi adi bir suç işlerse, yani bir adamı öldürür, ne bileyim işte hırsızlık yapar ondan sonra, yani birinin bir şeyini çalar. Ya da işte terör suçundan alınır. Yani dolayısıyla bunun kanunda yeri var. Efendime söyleyeyim, zaten demokratik sistemde hiç kimse sorgulanamaz değildir. Yani ben seçildim ondan sonra istediğim, öyle değil. Hani milletvekillerinin de efendime söyleyeyim milletvekillerini sona erdirmeye yönelik bir prosedür vardır, başbakanların da vardır, herkesin vardır. Yani dolayısıyla ben seçildim bundan sonra bitene kadar hayali bu bende. Kuruyorsun. Efendim? Cumhurbaşkanını yargılama hayali kuruyorsun. Evet. Terör anmasına giden belediye başkanını görevden aldığında sandıkla gelen sandıkla gider yani. Evet. Yani bunun senin dediğin gibi bunun hukuki şeyi var mı? Var. Bir altyapısı var mı? Var yani. Başbakan bile olarak, böyle söyleyebiliyor. Evet. Hukuki olarak uygun mudur? Yani hukuki olarak hukukta yeri var. İkincisi demokrasi açısından baktığımız zaman, demokratik bir düzen açısından baktığımız zaman garip bir durum mu? Değil. Çünkü demokratik düzenin devam ettirilmesi açısından elzem olarak ben görüyorum bunu. Yani çünkü demokrasiyi ortadan kaldıran bir varlık, bir yapılanma var. İkincisi de siyasi açıdan doğru mudur? Diyelim ki siyaseten doğru mu? Yani bazen devletler bazı atımları siyaseten geciktirirler. Yani siyasetin doğasında olan bir şey bu. Türkiye'nin terörle mücadeleyi bu kadar üst düzeyden yaptığı bir dönemde, Güneydoğu'da askeri operasyonlar yapılıyor, Kuzey Irak'ta operasyon devam ediyor, Suriye'de terör örgütünü işte köşeye sıkıştırmak için elimizden geleni yapıyoruz, Afrin'de operasyon yapmışız. Yani tam full şey, efendime söyleyeyim. Terörle mücadeleye yoğunlaşıldığı bir dönem. Baskı var terör örgütünün üzerinde. Bırakalım belediyeyi de yönetsinler, daha da adam göndersinler, işte oradan da kaynak aktarsınlar. Bunun kabul edilebilecek bir tarafı yok. Bunu kabul edersek bakın, son 3 yıldır, işte 2 yıldır Güneydoğu'da büyük şehirlerde büyük terör saldırıları olmuyor. Neredeyse şehirlerden kazındı PKK. Yani tamamen yer altına çekildi. Öncesinde işte biliyorsunuz tehdit terörü falan var ama her şey aleniydi. Şu anda ortadan kayboldular. 3-4 sene sonra tekrar aynı yere geleceğiz. Aynı şeyi konuşacağız. Yani şuradaki yöneltilen kendilerine suçlamalar yapılan tespitler bize bunu gösteriyor. Dolayısıyla her devlet bununla ilgili adım atar, önlem alır. Bu önleyici bir tedbirdir her şeyden önce. Yani gidişatı devlet görüyor ve diyor ki bir dakika ben burada müdahale ediyorum. Diğer belediye başkanları niye alınmıyor? Onlarla ilgili de somut bir tespit yapılırsa onlarla da ilgili atılır. Yani ve bu burada siyasetten mülazası yapmayı da ben çok doğru bulmuyorum. Yani Türkiye tartışmanın için, aslında çok hayati bir şeyden bahsediyoruz. Yani biz terörü, terörle ilişkiyi, terör propagandasını, teröre yardım ve yataklığı falan, hani bunları içinde demokrasi geçen bir cümle içerisinde kullanmak da aslında bence hani çok şey. Çünkü bunu biliyorsunuz örgüt yapıyor. Barış diyor mesela yani. Demokratik barış diyor, demokrasi diyor, özgürlük diyor. Şimdi orman yakıyor, ekoloji diyor. Yani evet, orman yakıyor, ekoloji diyor. Genç kızları dağa tecavüz mi ediyor, infaz mı ediyor? Tecavüz ediyor, cinsiyet eşitliğinden bahsediyor. Yani şimdi bu kavramları bu örgütün kirletmesine de müsaade etmemek lazım. Yani tabii ne bilen sebepsiz yani. Mesela PKK'nın örgüt içi infazla ilgili yazılmış bir kitap var yani, izleyicilerimiz açıp okusunlar. Burada reklam yapmak ismini şey yapmıyorum ama yani cezaevlerinde 90'lı yıllarda alıyorlar, yakalanan genç çocuklar getiriliyor hapishaneye, dağda yakalanıyorlar bunlar. Poliste, efendime söyleyeyim, sorguda, efendime söyleyeyim, ifade verdiklerini öğreniyorlar bunların, yani polise itirafta bulunduklarını ve bu çocuklar içeride işkenceyle öldürülüyor. Yani 16 yaşında, 15 yaşında çocuklar işkenceyle hapishanede öldürülüyor ve bu örgüt insan hakları için mücadele ettiğini söylüyor. Yani buna
aslında PKK ve beslendiği sol cenahtan da ciddi şeyler var. Ama öyle çünkü bir... Çünkü orada şiddeti meşru gören, işte meşru şiddet diye bir şey var, bir algılayış var yani. Hani şiddeti meşru görüyor. Solla o yüzden, hani bir kısım solla diyelim, o yüzden işte kafa barıştırıyorlar ve Avrupa'dan bayağı ciddi ciddi bir takım solcular gelip işte Suriye'de... İşte ama o zaman siyasi amaçlara ulaşmak için şiddeti meşru görüyorsanız başka bir siyasi grupta çıkar, DAEŞ gibi. Mesela değil mi? O da sonuçta adi bir suç değil yani. Gidip de bir onun da ürettiği tabii şey şiddeti, o da meşrulaştırmaya yani sen o zaman etnik siyasetle meşrulaştırıyorsun, o da dini siyasetle kendi kafasına göre öyle meşrulaştırıyor. Yani biz şey mi yapacağız şimdi, yani DAEŞ'i de o zaman meşru göreceksin zaten yani. Onun için hani orada bir ilke kararı koymuyor muyuz siyasetle, yani sözle, hı-hı, ifade ile şiddet hiçbir şekilde yan yana gelemez. Orada bir şey koyuyoruz, ilke kararı koyuyoruz. Evet. Yani mesela şu olabilmeli, bilmiyorum şu anki mevzuatımız buna müsait mi ama kalkar şiddete hiç bulaşmadan ayrılıkçılığı savunan bir parti, bir grup netekim varsa buna bakarsınız. Tabii ki devletin ilgili güvenlik birimleri buraya mercek tutar, yoğunlaşır buraya. Ya bu adamlar ayrılıkçı ama şiddetin peşine takılıyorlar mı, şiddete istihdam ediyorlar mı diye. Siyasi parti var yani, hatta genel merkezlerini hani göstermelik olarak Ankara'da kurup hani Diyarbakır'ı kendilerine göre merkez belleyip, hı hı, işte Kürt ismini de Kürdistan olarak tabir ettikleri, işte federasyon isteyen, ayrılık isteyen, hı hı, partiler var. Evet, hani cesametleri hiç yok ama var yani, yani sizin demokrasiniz buna müsaade ediyor. Oradaki incelik şu, yani bakın hani dedik ya sandığa sadık kalıyor, evet, musunuz demokrasiye, bakın bu partiler de aslında devletin bütünlüğünü, üniter yapıyı bozmak noktasında onlar da sandığa sadık kalmayan partiler bir yönüyle baktığınızda. Yani kendilerini getiren, var eden sisteme aykırı davranan partiler ama şiddete bulaşmadıkları için iyi, tamam. Kovuşturmaya uğramıyorlar. Orada dursunlar deniliyor onlara. Şiddete bulaşmıyor ama evet, tam da bu noktada zaten şiddet varsa var, siyaset yok. Ya da, hı-hı, siyasetin olduğu yerde şiddetin olmaması lazım. Gerek. Bu meseleden biraz da şeye geçelim mi, güvenli bölge konusuna, bu konuyu bitirdiysek. Amerika Birleşik Devletleri ile Müşterek Hareket Merkezi kurulacak dedik. Nasıl çalışır, ne zaman kurulur, neler dersiniz? Çok fazla detay yok tabii ki elimizde ama kısa vade için sınırda nasıl bir hareketlilik beklersiniz? Yani şimdi tabii Türkiye bununla ilgili Amerika üzerine ciddi bir baskı oluşturdu ve orada tabii Amerika geçmişteki aynı taktikleri uygulamak istiyor açıkçası. Yani Türkiye'yi oyalamak istiyor. Türkiye'de ısrarcı olacak. Dolayısıyla önümüzdeki 4-5 ay içerisinde burayla ilgili durumun şekilleneceğini düşünüyorum ben. Yani eğer Amerika bir adım atacaksa atacak, atmayacaksa Türkiye ondan sonra ne yapacaksa o yönde ilerleyecek. Çünkü gerçekten Türkiye açısından da bıçak kemiğe dayandı. Ama diğer taraftan Türkiye'nin sabrı nereye kadar acı? Çünkü yani, Amerika Birleşik Devletleri'nin bir oyalama takdimi, onu da geçen programda konuşmuştuk. Yani şimdi şöyle bir taraftan baktığınız zaman Amerika Birleşik Devletleri Afganistan'da işte neredeyse 20 yıl oldu ve şu anda çekilmeyi düşünüyor. Hı hı. Dolayısıyla yani Suriye'de de ne kadar kalacak? Bu yapıyı ne kadar koruyabilecek orada? Biz buradayız yani, biz bir yere gitmiyoruz. Hı hı. Dolayısıyla Türkiye'nin o açıdan şeyi yok. Ne diyelim, yani bir sınırı yok. Biz ama evimizdeyiz ve kapımızın önünü korumaya çalışıyoruz. Evet, kapımızın önünü korumaya çalışıyoruz. Diğer tarafta yarın Amerika'da bir siyasi kriz çıkar, bir şey olur, çeker. İşte Trump çekmekten bahsediyor askerlerini, daha güçlü gelir, ikinci dönem seçilir, çekiyorum der askerleri. Biz bir yere gitmiyoruz, biz buradayız. Ama bizim açımızdan kritik olan şu, oradaki yapının daha fazla güçlenmesini istemiyoruz. Çünkü ne kadar çok güçlenirse onu yarın oradan söküp atmak o kadar daha zor olacak. Daha fazla belki askerimizin hayatına mal olacak. Dolayısıyla bunu istemediği için Türkiye bastırıyor. Ama şunu da düşünelim, bardağın dolu tarafında görelim. Yani Fırat'ın batısında sadece Membiç bölgesinde kaldılar. Hı hı. Onun dışında işte Tel Rifat bölgesinde varlar biraz. Ama o hayal ettikleri denize kadar çıkış, hatta onu hayal ediyorlardı. Afrin, ondan sonra hatta bir ara İdlib'e gözünlerini dikmişlerdi. Bakın İdlib'e gözünü dikmişti PKK.
Bunlar artık hayal onlar için. Onların hayaline bakarsan İç Anadolu şehirlerine bile Kürtçe isim verip veriyorlar, evet. Haritaya dahil etmişler. Veriyorlar. Dolayısıyla buralardan sökülüp atıldılar. Şu anda savunma pozisyonuna geçmiş durumdalar. Yani savunma pozisyonuna geçmiş durumdalar. Türkiye baskıyı arttırıyor. Diğer taraftan da Kuzey Irak'tan özellikle. Onu tabii biz çok fark etmiyoruz ama Kuzey Irak'ta çok ciddi bir operasyon yapılıyor adım adım. Evet. Ve her gün neredeyse Kuzey Irak'ta SİHA'lar, İHA'lar tespit yapıyor, F-16'lar. Yani kafasını kaldıranı orada vuruyor. Ve şimdi Güneydoğu'da da çok ciddi bir operasyon başlatıldı. Bu açıdan baktığınız zaman tam saha pres, baskı devam ediyor terör örgütü üzerinde. Amerika ile Türkiye tabii ki köprüleri atmak istemiyor. Yani bunun da bir şeyi var. Bunun da bir şeyi var. Ama S-400 meselesinde gördük. Türkiye kartlarını doğru oynadığı zaman, karşı taraf üzerinde doğru baskıyı kurduğu zaman sonuç alabiliyor. Bakın S-400 meselesi üzerine bir bardak suda fırtına kopartıldı. Şöyle olacak, böyle olacak denildi. Amerika Türkiye'ye yaptırım yapacak denildi. Hiçbir şey çıkmadı orada. Dolayısıyla demek ki Türkiye bunu yapabiliyor. Biraz zamana ihtiyacı var ama esas şu andaki temel kritik mesele İdlib meselesi. Orada üzerinden şimdi Rusya. Çünkü Rusya'nın da şöyle bir durumu var. Onu da bilmemiz lazım. Türkiye Amerika ile oturup anlaşmaya başladığı zaman Rusya Türkiye'yi sıkıştırmak için harekete geçiyor. Tekrar rejim harekete geçirdi. Dolayısıyla onu yaptığı zaman da Türkiye Amerika'yı tekrar devreye sokuyor. Yani bu öyle basit bir denklem değil, değil Suriye'de. Evet. Yani bazı Türkiye'de aklı evveller var. Oturalım Esed'le anlaşalım, çözelim. Mültecileri de geri gönderelim. Yani bunu diyebiliyor insanlar. Fakat Esed dediğiniz insan kendi halkına karşı neredeyse bir soykırım uygulamış. Hapishanelerde binlerce insanın işkenceden geçip öldürüldüğü. Yani hukuk düzenini geçtim ve ortada bir düzen kalmamış Suriye'de. Zaten Esad'ın kendisini kontrol ettiği bölgeyi de kendisi kontrol etmiyor. İranlı milisler var, Hizbullah var. Efendim söyleyeyim çeşitli işte aşiretler, gruplar efendime söyleyeyim. Buraya mültecilerin geri gönderilmesini yani Esed'le anlaşarak bunu teklif ediyorlar. Esed İtiraz ettiğiniz zaman da yani bu böyle bir şey yapılamaz yani. Buradaki insan hakları ihlallerine biz nasıl şey yapacağız? Yani dünyaya anlatacağız böyle bir şeyi. Esed bize şey versin, garanti versin. Evet. Ya kendisi kendisine sahip olamıyor ki. Yani bir aktör değil. Yani Rusya'nın efendime söyleyeyim hakimiyeti altında. Rusya bugün çekilse altı ay sonra biz şeyi konuşuyor oluruz. Yani Halep'in kapısına dayanır muhalifler. Çünkü İran falan tutamadı bakın. Yani Suriye'de denklem çok değişti. Çok kere değişti ama Esed sıkıştığı anda Hizbullah devreye girdi. Akabinde İran milislerini devreye soktu. Yani Afganistan'dan, Pakistan'dan Şii milisleri taşıdılar. Binlerce, on binlerce yani adamı taşıdılar. Muhaliflerin karşısında karadan hiç kimse duramadı. Tutunamadılar. Yani havadan... Bunun üstüne Rusya devreye girdi. Yani Rusya dediğiniz ülke de evet çökmüş, mökmüş Sovyetler Birliği falan filan ama dünyanın Amerika'dan sonra en ciddi askeri güçlerinden biri. Ve bunun yani gayri insani o askeri operasyonları yani çoluk çocuk demeden varil bombalarıyla ondan sonra yakıp yıktığı bir operasyon sonrasında ancak durdurabildiler. Dolayısıyla burada da bu denklemin çok karışık olduğunu görmemiz lazım. Suriye sorununun öyle basit formülleri yok. Evet. Yani şu politikayı uygulayalım çözeceğiz bu işi diyebileceğiniz bir şey yok. Çünkü sadece size bağlı değil. Yani benim atacağım adıma bağlı değil. Karşısında Amerika bir adım atacak. Onun karşısında Rusya pozisyonunu değiştirecek. Onun karşısında İran belki değiş. Dolayısıyla sürekli güncellediğiniz bir politika var ortada. Her gün tekrardan oturup her hafta, her ay yeniden değerlendirdiğiniz bir politika var. Tam dolayısıyla aynı zamanda çok net kırmızı çizginiz kırmızı de var. Kırmızı çizginiz var. Yani Türkiye için riskler tabii. Neler peki? Ve barış koridoru diyoruz, güvenli bölge barış koridoru nasıl gerçekleşirse Türkiye'nin beklentileri sağlanmış olur. Ve bu süreci nasıl yönetti Türkiye? Şimdi barış koridoruyla ilgili Türkiye'nin derinlik talebi var. Buna önce tabii Amerika işte hiç yanaşmadı ama sonra işte 32 mil, 20 kilometre falan, 32 kilometre mi bir şeye mutabık kaldık gibi bir açıklama oldu ama hani o da henüz çok netleşmiş değil. Türkiye derinliğini için istiyor. Hani PKK'nın işte PKK yapılanmasını, oradaki YPG PKK yapılanmasını söküp atabilmek için bir derinlik istiyor. Ve orayı işte Azez Cerablus bölgesi gibi yeniden işte hem mültecilerin gidebileceği hem
insanların kendi yerlerine dönebileceği, hı hı, ve oradaki demografinin eski haline gelebileceği bir yeniden bir nizam kurmak istiyor aslında Türkiye orada, yani Amerika ile beraber. Amerika ise ne diyor? İşte 5 kilometrelik bir derinlik olsun ve onu da işte biz beraber yapalım ya da hatta biz senin yerine yapalım gibi. Bunu da biliyorsunuz şimdiye kadar hep sizin sınırınızı işte istemediğiniz aktörlerden biz aslında koruruz gibi bir yaklaşımla Türkiye'yi hep teskin etmeye çalışır. Bütün bunların hani çocuk kandırma kadar bile ciddi alınır tarafı olmadığını Türkiye zaten Membiç örneğinden dolayı biliyor. O yüzden dedim evet Türkiye işte devamlı bazı şeyleri güncelliyor ama çok net hani hiç güncellemeyeceği bir kırmızı çizgisi var. Kendi sınırını epeyce derine kadar YPG, PKK'dan temizlemek. Hı-hı. Çünkü burada hep konuştuk, bahsettiğimiz unsur orada işte oranın dağlarında konuşlanmış bir yapı değil. Orada nizam kurmuş, orada işte okullarında işte kendi propagandasını yapan, kamu kurumlarını yöneten, hı-hı, asayişini sağlayan bir terör devleti kurmuş orada. Buna Türkiye'nin tahammül etmesi zaten söz konusu dahi olamaz ve çok daha vahimi şöyle bir şey var. Bunu hep beraber izledik. Hendek terörü zamanında burayla koordineli bir şekilde tüneller kazarak sınır ilçelerinden YPG'nin, PYD'nin Türkiye içerisine işte cephane vesaire sevk ettiğini, teröristlerin buralardan giriş çıkış yaptıklarını, doğrudan bir saldırı zaten, yani sizin sınırlarınızın içine oradan gelen bir tehdit değil artık saldırı. Hı hı. Bunu fiilen Türkiye yaşadı. Hal böyleyken hani bunu Türkiye'nin bir güvenlik endişesi, gelecek kaygısı, fiili bir durumu sona erdirmek gibi çok hayati bir şeyle, sayıkla bunu istiyor, bunu yapıyor ve bu yüzden dedim hani bu güncelleyeceği bir şey değil Türkiye'nin. Evet. Yani pek çok şeyi güncelleyebilir ama bu güncelleyeceği bir şey değil. Şimdi Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında görüşmelerde devam edecek. Bu görüşmelerde masada neler olacak, neler konuşulur, nasıl bir sonuç çıkar? Son 3-4 dakikamız var. Yani aslında sonuç birazcık belli. Tam o net detayı şeye açıklanmasa da, kamuoyuna açıklanmasa da Halime de bahsetti. Bu şeyi, güvenli bölgeyi Amerika ile Türkiye'nin ortak kurması, işte bir müşterek harekat merkezinden, ki Türkiye'de olacak bir müşterek harekat merkezinden buranın yönetilmesi ve dolayısıyla o sınırın güvenliğini sağlayacak bir derinlikte o sahanın Türkiye tarafından veya Türkiye'nin de dahil olduğu, Amerika'nın yer aldığı bir şey, kuvvet, güç tarafından yönetilmesi. Bu Türkiye'nin gözlenmesi, arındırılması terörden. Bu Türkiye'nin isteyeceği bir şey mi? Evet, isteyeceği bir şey. Yani şey olsaydı, Türkiye'nin burada böyle bir toprak talebi, o tür bir hülyası falan olsaydı Amerika'nın işin içine girmesinden memnun olmaması gerekirdi. Ama belki daha bile iyi, yani bizim şey yapacağımız, harcayacağımız askeri efor, her anlamda askeri efor belki bölüştürülmüş olacak. Yeter ki bu plan işlesin. Hı hı. Ama yani işte bu planın işleyip işlemeyeceği noktasında soru işaretleri var. Bu, hı hı. Yani bu konuda gerçekçi olmak lazım. Çünkü zaten Türkiye, yani bu planı yapanlar, anlaşanlar, Amerika ile bu konuda anlaştık diyen bürokratlarımız ve siyasetçilerimiz de zaten bu kuşkuya sahipler. Çünkü geçmiş tecrübe bize bunu gösteriyor. Ama, hı hı, bu işte Enes sürecin nasıl girift, nasıl karmaşık olduğunu anlattı. Bu, yani zihninizde öyle bir kuşku var diye dönüp de Amerika'ya da ya zaten biz de size itimat etmiyoruz, dolayısıyla bu güvenli bölgeyi biz sizinle de şey yapmayacağız, müzakere etmeyeceğiz, günlerce oturmaya, orada da bir müşterek harekat merkezi kurmaya falan gerek yok deyip masadan kalkabileceğiniz bir şey değil bu. Yani bu mektep talebelerinin atışması, kavgası falan değil yani. Real politik dediğimiz bir şey var. Bu da aşılması gereken, hı-hı, bir aşama. Yani kimle cedelleştiğimizi unutmayın. Yani, bir tarafta dünyanın süper gücü Amerika, bir diğer tarafta Rusya, bir tarafta İran var. Yani dolayısıyla... Yani belki buradan da bir şey çıkmayacak. Hı-hı. Ama bu zaten, yani Türkiye zaten bunu da hesapladı. Yani evet, bu anlaşmaya, mutabakata varıldı. Buradan bir şey çıkarsa kazançlarımız bunlar. Buradan da bir şey çıkmazsa kazançlarımız da diğerleri. Bu ne demek?
Dikkat edin, zaten bu mutabakatlar biz şeyi zorladıkça oluyor. Askeri harekat seçeneğini zorladıkça ama oluyor. Ama şimdi düşünün. Askeri harekata bir nokta daha yaklaşmış olacağız. Belki de bu ciddiyeti gördükleri için Amerika bu sefer buradan bir şey çıkartacak. 15 Temmuz darbesi olduğu zamanki pozisyonu hatırlayın, süredi ve şu anki. Şu anda çok daha iyi bir konumdayız. Yani. Ha canım, şeyi tartışıyoruz. Baksana yani bu müşterek... Bölge güvenli bölge Amerika ile birlikte olacak mı, yoksa o olmayıp biz tek başımıza yapacağız bunu mu tartışıyoruz? Dediği gibi Halime'nin, 15 Temmuz'dan önce burnumuzu uzatamıyorduk sınırdan öte tarafa. Peki, teşekkür ediyorum değerlendirmeleri için, sağ olunuz. Siyaset Artı'nın böylelikle sonuna geldik sevgili seyirciler. Hoşça kalın.